Merhaba arkadaşlar. Bugün Türk Sanat ve Tarih Müzesi'ni gezeceğiz. Geldik bakalım. İlk heykellerimizden başlıyoruz. Bilge Kağan 683 yılında yaşamış, 734 yılında ölmüş. İkinci Göktürk Kağanlığı Ünvan Kağan'mış. Şöyle göstereyim. Bir sürü heykel olduğu için videoyu durdurup okuyabilirsiniz siz. Burada da yine şöyle heykelleri de göstereyim. Burada Bilgi Hatun var. Devlet 2. Göktürk Kağanlığı Ünvan Hatun. Şöyle yine göstereyim bütün yazılarını. Buradan devam ediyoruz. Türk Tarih ve Sanat Müzesi'nde Türk Tarih Müzesi'nde bir sürü yani Osmanlı İmparatorluğu veya Türkler için savaşmış kişiler var. Bilim insanları da var. Terkin Tarihat yazıtı Devlet Uygar İmparatorluğu kişi Moyunçor. Dikiliş yılı 753. Yazan Bilge Kutluk Tarkan Sengün. Yeri Tarihat Moğolistan keşfeden Dor Suren diye birisi. Şöyle göstereyim yine yazısını. Buradan devam ediyoruz. Alper Tunga. Milattan önce yaşamış Saka Türklerinin kanı ve Türk bilinen ilk hükümdarıymış arkadaşlar. Türklerin bilinen ilk hükümdarı Alper Tunga. Şöyle göstereyim. Alper Tunga. Böyle devam ettiğimizde burada Tomris Hatun varmış. Tomris Hatun İskit Türklerinin ilk kadın savaşçı lideriymiş. Milattan önce yaşamış bir ilk Türk kadın kahramanıymış. Tasparka. -581 1. Göktürk Kağanlığı Kağan. Taspar Kağan Bumin Kağan'ın oğlu Mukan Kağan'ın kardeşi olup 572-581 yıllar arası Göktürk Kağanlığı'nı yönetmiştir. Mukan Kağan ölmeden önce Taspar Kağan'ın olmasını vasiyet etmiş ve öyle de olmuştur. Bunu da yazısını böyle göstereyim. Taspar Kağan. Galiba şurada da mızrağında gördüğünüz gibi bir hayvan var. O hayvanda onun simgesi köpeğe benziyor. Ya kurt gibi ona benziyor. Burada Asena Aşina Hatun diyor. 551 ile 581 yılları arası 1. Göktürk Kağanlığı'nda Göktürk Prensesi ve Çin İmparatoriçesi diyor. Şöyle göstereyim bunun yazısında. İşte böyle. Arkadaşlar Türkler ilk atı eğitenler galiba. Onun için herkesin atı var. Tonyukuk yazıtı. 2. Göktürk Kağanlığı Bilge Tonyukuk. Dikiliş yılı 720-726. Diken Bilge Tonyukuk. Yeri Moğolistan. Keşfeden Yelizaveta Nikolayevna Kelemens 1892'de. Şöyle göstereyim yazısında. Burada da işte heykeli var. Heykel demeyeyim. Taşın üzerine yazılmış. Bunlar ilk yazılardan arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Burada İlteriş Kağan var. 693 2. Göktürk Kağanlığı Kağan'ı. İlteriş kurucusu 681 ile 693 yılları arasında kağanlık yapmış. Bilge Kağan ve Kültik'in babasıdır. İlteriş birleştiren anlamına gelmektedir. Devam ediyoruz. İlteriş Kutlu Kağan da böyle.
Burada hemen şöyle göstereyim. Gül Kültekin var. Az önceki şurada gösterdiğim heykelin oğlu bu da. Orada bahsediliyordu. 681 ile 731 yılları arası 2. Göktürk Kağanlığı Kağanı. Kültekin ya da Költekin İlteriş Kutluk Kağan ve İlbilge Hatun'un oğlu. 684 yılında dünyaya geldiğinde bilinmek 684 yılında dünyaya geldiği bilinmekteymiş. Böyle. Devam ediyoruz. Burada Dologoidoi yazıtı. Dikiliş yılı 791-792. Yeri Harus, Moğolistan. Keşfeden Dorsuren 1955. Buradan galiba geçtik daha önce. Evet. Burayı göstermiştim. Şurada kalmışız en son. Devam ediyoruz. Buradaki heykel eksik. Burada kurtarmış olduğu Süleyman Şah var. Anadolu Selçuklu Devleti Şah diyor. Böyle okuyabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Heykeli yok. Sadece şeyi yazıtı vardı. Burada Yıldırım Beyazıt var. Yıldırım Beyazıt 1354-1403 Osmanlı İmparatorluğu Padişahlık süresi de 13 yılmış. Şöyle göstereyim. Birinci Beyazıt. Şöyle de heykeli var. Devam ediyoruz. Diğer heykelimiz burada. Aralarında uzun yer var. Burada 1453 İstanbul'un fethi var. Daha yakından göstereyim şöyle. Burada Osmanlı'nın fethi var. Şöyle şuradaki heykellere de hızına bakalım. Fatih Sultan Mehmet. Burada. Devam edelim. Bir dahaki heykelimiz o kısımda. Hemen gidelim. Daha burada gezilecek çok fazla heykel var. Ki diğer tarafta da bir sürü heykeller var. Kanuni Sultan Süleyman. Osmanlı İmparatorluğu Padişahlık süresi 46 yıl. Osmanlı'da çok büyük hüküm sürdü. Böyle. Kanuni Sultan Süleyman. 1494'te 1566 yılları arasında yaşamış. Gelelim. 4. Murat. Osmanlı İmparatorluğu Padişahlık süresi 17 yıl. Şöyle. Biraz daha ilerlediğimizde Kurtuluş Savaşı'nda olanlara geçtik. Şu tarafta Kurtuluş Savaşı kahramanları var. Fahrettin Altay 1880-1974 Türkiye Cumhuriyeti asker siyasetçi. Böyle. 12. Kolordu komutanı olarak görev yapmış. Sakarya Meydan Savaşı diyor. Burada Fevzi Çakmak var. Kurtuluş Savaşı'nda 1876-1950 Türkiye Cumhuriyeti asker ve siyasetçi. 5. Kolordu komutanlarına atanmış. Devam ettiğimizde Ali Fuat Cebesoy var. 1882-1968 Türkiye Cumhuriyeti asker siyasetçisi. Birinci Dünya Savaşı'nda esnasında
Tümen komutanı olarak Kamal Harekatı'nda büyük başarılar göstermiştir. Siz yine yazıları okuyabilirsiniz. Kazım Karabekir, Doğu Komutanı. 1882-1948 asker ve siyasetçi, Türkiye Cumhuriyeti'nden. Öyle göstereyim. 5. Kolordu Komutanlığı'na bağlı 14. Tümen'in komutanlığını esnasında yapmıştır. Kazım Karabekir. Burada İsmet İnönü var. 1. ve 2. İnönü Savaşları. 1884-1973 asker ve siyasetçi. 2. Ordu Kurmay Başkanlığı. 4. Kolordu Komutanlığı. 20. Kolordu Cephesi. Şöyle göstereyim. Kendisi de burada 1884-1973 yılları arası. Bir sürü heykel olduğu için ben kısa kısa gösterdim. Siz videoyu durdurup hepsini yazıtını okuyabilirsiniz. Kiltig'in yazıtı. Çok küçük yazılar. Şöyle gösterebilirim anca. Böyle yazılar var. Evet. Kiltig'in yazıtı. Dikiliş yılı 732 ile 733. Diken Bilge Kağan. Yazan Yollu Tegin. Yeri Moğolistan. Keşfeden Nikolay Mihailovich Yadrintsev. 1889'da. Dikiliş yılından çok zaman sonra bulunmuş bir, bu da yazıt. Buraya geçtik şimdi. Burada Atatürk ve askerlerimiz var. Buradaki askerlerde heykelleri var ama yazıları yoklar. Devam edelim. Buradan aşağı doğru ineceğiz. Burada daha çok şairler, bilim insanları. O şekilde Türkiye, Osmanlı veya Türkiye için büyük işler yapmış. Daha çok şair ve yazar gibi kişiler var. Aziz Sancar, Kudüs aşısı gibi bu işler benim bildiğim kadarıyla. Şöyle göstereyim. 1946 bilim insanı. Durdurup okuyabilirsiniz. Profesör Doktor. Buradan devam ediyorum. Burada Mehmet Akif Ersoy. 1873-1936 vatan şairi. İstiklal Marşı'nın yazarı. Devam ediyoruz. Ziya Gökalp. 1876-1924 şair ve yazar. Şöyle göstereyim. Ömer Seyfettin. 1884 ve 1920 yılları arası yazar. Buradan devam edelim. Devam ettiğimizde Bedriye Tahir Gökmen, Türkiye Cumhuriyeti pilotu. Şöyle göstereyim. 1933 ve 1934 yılları arasında 246 uçuş gerçekleştirmiş. Devam ediyoruz. Buradaki büyük alanda bir sürü daha. Vici Türkuş. 1896-1969. Vecihi Türkuş. 1896-1969 Türkiye Cumhuriyeti pilot ve mühendis. Şöyle göstereyim. Buradan
başlayarak devam edeceğim şimdi. Akun Kağan'ı, ünvanı Tanhu Kağan, devlet Akun İmparatorluğu. Akun Kağan, Akun İmparatorluğu. Devam ediyorum. Atilla, Atilla, tarih 395 ile 453 arası, ünvanı Tanhu Kağan, devlet Avrupa Hun, Hun İmparatorluğu, hüküm süresi 19 yıl. Şöyle göstereyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çiçi Yabgu, milattan önce 36, çok eski, devlet Batı Hun İmparatorluğu, ünvanı Tanhu Kağan. Çok çok eski, milattan önce, ne zaman doğduğu bile bilinmiyor. Metehan, milattan önce 234 173 Tanhu Kağan, Büyük Hun İmparatorluğu, Büyük Hun İmparatorluğu, süresi 35 yıl. Böyle, ne zaman doğduğu bilinmiyor. 174 yılında öldürdüm sadece. Osman Gazi, tarih 1258 1326, ünvanı Padişah, Osman İmparatorluğu, süresi 27 yıl. 1258-1326 arası yaşamış. Babür, Babür, tarih 1483-1530, ünvanı Şah, devlet Babürlü Devleti, hüküm süresi 4 yıl. Timur, tarih 1336-1405, ünvanı Han, Timurlu Devleti, süresi 35 yıl. Bizim 1. Beyazıt normalde Timur'u arkadan yenebilirmiş ama babası karşı taraftan, annesi Türk olduğu için, Osmanlı'dan olduğu için ona bir şey yapmamış. O da onu kafeste her gittiği savaşa götürmüş ve orada onu kafeste tutarak orada öldürmüş. Batuhan, tarih 1207-1255, ünvanı Han, devlet Altın Orda Devleti, hüküm süresi 15. Anuştigin, tarih 1097'de öldüğü biliniyor. Ünvanı Tigin, Hakan Varisi, devlet Harezmşahlar Devleti, hüküm süresi 20 yıl. Selçuk Bey, 960 ile 1900 arası, ünvanı Sultan, devlet Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Selçuk Bey. Buradan devam ediyorum. Alp Tigin, Gaznelli Devleti, 901-963 tarih, 900, ünvanı Tigin, Hakan Varisi, Gazneli Devleti, süresi 4 yıl. Bilge Kül Kadirhan, tarih, ünvanı Han, devlet Karahanlı Devleti, hüküm süresi 30 yıl. Kutluk Bilge Külkağan, tarih ne zaman doğduğu bilinmiyor, 747'de ölmüş. Ünvanı Kağan, devlet Uygur İmparatorluğu, hüküm süresi 4 yıl. Hazar Kağan'ı, devlet Hazar Kağan'ı, şöyle göstereyim. Burada da, buradaki sonuncu heykelimiz var. Bayan Kağan, tarih ne zaman doğduğu bilinmiyor, 602 yılında ölmüş. Ünvanı Kağan, devlet Avar Kağanlığı, hüküm süresi 36 yıl. Burayı da böyle gösteriyorum. Arkadaşlar, bu parttaki
her yeri gösterdim şöyle. Son bir kez daha şöyle göstereyim. Son olarak şurada büyük bir heykel var. Kurtuluş Savaşı'dan. Burada. Bunu da göstereyim. Burada Seytonbaşı var. Burada yine Kurtuluş Savaşı'ndaki askerlerimiz. Yazar şairlerimiz. 1915 Çanakkale Savaşı. Burada da 21 dakika olmuş. Son olarak buradaki bizim önemli kişileri, son bilim insanları olan çoğunlukla bilim insanları buradalar. Onları gösterip bitiriyorum. Hacı Bayramı Veli 1352-1430 şair Muzaffer. Mevlana ...1207-1273 Anadolu Selçuklu Devleti şair Mutasavvıf Farabi Meslek Filozof Devlet Sasani Devleti Ahmet Yesevi Hoca Ahmet Yesevi 1093-1166 Karahanlı Devleti şair Mutasavvıf Burada da sonuncu heykelimiz Yusuf Has Hacip 1017-1077 Karahanlı Devleti ve yazarmış Yusuf Balasagun. Evet arkadaşlar, müze gezimiz bu kadardı. Burada Türk Tarih Müzesi'ni bütün herkese tanıttım. Böyleydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.